Selam arkadaşlar, kanalım Çelido'ya hoş geldiniz. Evet, birkaç gündür ne yazık ki belki de hani kanalı takip edenlerden bekleyen vardır. Rebel Moon Part 2 Skullgiver'ın fragman incelemesi, tepkisi vesairesi neden gelmedi diyorsunuzdur. Çok çalışıyordum lan. Olmak çok çalıştım, son günlerde çok çalıştım. Acayip çalıştım, çok çalıştım. Karşında hiçbir şey almayacağım mutlaka ama olsun, çalıştım yani, hakkını verdim. O yüzden ne yazık ki bir video çekecek vaktim vesairem olmadı. Yani eve bile gelmediğim zamanlar oldu. Ancak bugün gelebildim. Bugün ne derseniz benim için 21 Mart. Günlerden onu bile bilmiyorum ama 21 Mart olduğunu biliyorum sadece. Onu söyleyeyim. Sessiz kızım. Kedi. O yüzden şimdi oturdum. Gerçekten ilk defa izleyeceğim fragmanı. Günlerdir özellikle açmadım yani. Bulduğum aralarda vakitlerde bile böyle elime telefon alayım diye 2 dakika bakayım demedim. İstedim ki gerçekten ilk defa izleyeyim. Düşüncelerim neyse, fikrim neyse, görüşüm neyse, tepkim neyse onu sizlerle paylaşayım istedim. O yüzden bekledim. Şimdi çok laf uzatmadan başlayayım, izleyelim. Ondan sonra da üzerine konuşalım. Kedin de kusuruna bakmayın. You and I fighting together. You must know you cannot win. You're all here because there is nothing to return to. Dark days lie ahead of us all. We will teach you how to fight. That's impressive. The Skullgivers among them. Those this village holds most dear. I shall destroy them. I have no choice but to fight. The Skullgiver herself. Go, 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 go! Are you truly prepared to allow this to continue in your name? Sonra ne kadar bekledim ki videoyu koydum da böyle eşitleyebileyim. Hani o yüzden oradaki bekleme. Oh. Bir, Zack Snyder'ın dediği gibi bu bir savaş filmi. Bundan hiç şüphe yok artık yani. Çok belli. Nemesis'in elindeki ışın kılıcı var ya, o erimiş metal kılıcı, Molten Blade dedikleri kılıcın bir mavisini göreceğiz gibi. O direkt dikkatimi çekti. Ona bir tane istiyorum ya, o çok güzel bir kılıca benziyor yani. En az ışın kılıcı kadar böyle çekici. Bende bir tane olmalı dedirten bir silah hissiyatı veriyor. Onun dışında Ed Sheeran'ın karakteri Atticus Noble çok acımasız. Yani böyle kesinlikle hani bu R-rated'dan mıydı acaba bu fragmanın bir kısmı, yoksa gerçek fragmanda da bunu, gerçek fragman diyorum, gerçek filmde de, gerçek film demek de doğru değil. Bir türlü doğru cümleyi kuramadım. Yorgunluk bunlar. Bu hakkı da çıkarayım, gerek yok.
Normal filmde de yani izleyeceğimiz ilk PG-13 versiyonda da bu sahneleri göreceğimi çok emin değilim. Çünkü hani Noble bayağı öldüre öldüre ilerleyerek böyle bir koridor boyunca, bir tünel boyunca, artık bir hendek boyunca ilerlediği bir sahne var. Gerçekten çok vahşi duruyordu orada. En heyecanlandıran noktalardan birinin Jimmy'nin savaşa katılması olacağını düşünüyorum. Çünkü Jimmy'ler silahlarını kral öldükten sonra bıraktığını öğrenmiştik ilk filmde. Zaten eğer kitabı okuduysanız, ki okumadıysanız muhakkak okuyun. İlk kitabı Türkiye'de Türkçe olarak da yayınlandı. Orada ilk filmin en azından R-rated versiyonu neye benzeyeceğini daha fazla öğrenip bazı karakterler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Merak ettiğim şeylerden biri, bu filmde mi acaba birçok karakterinin background'unu öğreneceğiz? Örnek veriyorum, bir Nemesis'in işte yani filmin ilk karakterleri aranırken hani tanıtılan sinopsiste, pilotta şöyle bir şey vardı. Nemesis çocuklarını kaybettiği için bu yola çıkmış bir karakter olarak anlatıyordu. O yüzden çocuklarını kaybetme ve köyünün yakılma hikayesini bu filmde mi göreceğiz? Yoksa birinci filmin R-rated versiyonu geldiğinde orada mı göreceğiz? Onu merak ediyorum. Belki çok kısa bir yine flashback sahnesiyle burada gösterip diğer filmlerde daha geniş olarak ele alacaklardır. Bilmiyorum. Bunun yanı sıra kralın düşüşünü bu filmde mi göreceğiz, yoksa yine PG-13 versiyonu değil de R-rated versiyonlara mı saklandı? Ya da burada böyle daha yumuşak bir halini gösterip oralarda daha böyle vahşice oluşunu mu gösterecekler? Benim favori karakterim Tarhan. Aynı şekilde geçmişini öğrenmek istiyorum. Öğrenince küfür edecek gibi çıktım ama yani geçmişini öğrenmek istiyorum, daha hızlı söyleyeyim. Onun dışında düşünüyorum fragmanda gördüklerimi. Yani fragmanın bize hissettirdiği bir noktada artık çarpışmaya devam ediyor. Çünkü belli yani o gelen gemilerden küçücük bir köye gerçekten büyük bir resmen orduyla saldıracak krallık, Motherworld. O yüzden bir noktaya kadar dayanabileceklerini düşünüyorum. Çok iyi taktisyenlere sahip olsalardı, bir General Titus, işte Scar Giver'ın yine savaştaki başarıları ortada. Yani bunlara rağmen bir noktaya kadar dayanabilecekler gibi geliyor. Bir noktada Scar Giver kendini teslim edip köyü kurtarmaya çalışacak gibi duruyor. Ama tabii yine fragmanda küçük bir alıntı. Noble diyor ki oradaki işte onun sevdiği herkesi öldüreceğim. Yani oraya aslında sadece Scar Giver'ı yakalamaya değil, bir nevi intikam almaya gittiğini de görüyoruz. Çok yönlü bir savaş hikayesi olacak. Yani sadece bir direniş değil, aynı zamanda bir kişisel intikam var. Yükselme mücadelesi, hırs var. Bir tarafta bir Korra karakterinin kendini artık kendiyle barışması diyelim belki de. Bunca yıl yaptığı kötülükler diyelim. Hani Motherworld adına yaptığı kötülükler vesaire üzerine kendi iç huzurunu bulmaya çalışması, kendini affetmeye çalışması serüveni olacak gibi duruyor. Yani çok hani zaten Seven Samurai'dan ilham alınmış bir film olduğu için hani böyle bir orada bir savunma hattı olacağını biliyoruz. İlk filmden beri, filmler çıkmadan beri biliyoruz. Merak ettiğim şeylerden biri yine Blood Axe'ların, Darien Blood Axe'ı görecek miyiz? Yani ilk filmde öldü ama işte ikinci filmde dönecek vesaire. Yani Noble nasıl öldü ve geri dönüyorsa onu da döndürülecek gibi tarzda bir teoriler vardı. Burada hiç görmedik. Hani görmememiz filmde olmayacağı manasına gelmiyor çünkü teaserlarda vardı. Ama onu şöyle olacağını düşünüyorum. Flashback olarak olacağını düşünüyorum açıkçası. Mevcut zaman çizelgesine geleceğini düşünmüyorum. Keşke gelse, ben karakteri çok beğenmiştim ama onun yerine Milius'u göreceğiz muhtemelen. O belki de Devra veyahut da gelecek oraya yardıma, bilmiyorum kardeşi. Ama evet, kafamdaki fragmanı izledikten sonra son kez düşünüyorum. Bunlar diyebilirim. Bilmiyorum atladığım bir şey varsa, ama genel resme bakacaksak zaten filmin R-rated versiyonlarının bu yaz içerisinde, yanlış hatırlıyorsam Temmuz veyahut da Ağustos'tu, tam hatırlamıyorum. Bakarım, yazarım buraya. Yayınlanacağı söylenmişti. Arka arka ikisinin aynı gün yayınlanacağı, toplam 6 saat belki de daha fazla bir Rebel Moon içeriğine, filmine sahip olacağımızı biliyoruz Netflix'te. O gün de sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü filmlerin bu halleri bana yeterli gelmiyor açıkçası. Tam bir Zack Snyder deneyimi yaşatmıyor. Evet, güzel bir güzel ama yeterli bir asla değil. O hallerini bekliyorum o yüzden. Bunun yanı sıra aklımdaki en önemli, yani Zack Snyder şunu dedi: ben daha fazla Rebel Moon filmi çekmek istiyorum. Bu evrende daha fazla film çekmek istiyorum. Daha fazla işte yan film olur, anime diziler olur vesaire, bir şeyler eklemek istiyor. Ama Netflix bunu isteyecek mi? Veyahut da başka bir yer isteyecek mi? Tabii onu bilmiyoruz. O yüzden en merak ettiğim şeylerden biri bu filmin bu hali, veyahut da R-rated hali fark etmez,
sonu bir cliffhanger'la mı, yani böyle bir açık kapıyla mı bitecek, yoksa bu hikaye bitecek, Korra'nın hikayesi bitecek. Sonuçta koca bir evrenden bahsediyoruz. Yani başka bir karakterle ilgili bir şeyler de anlatılabilir. Başka karakterler mi anlatacak? Yani buradaki tüm gördüğümüz Tidus, Tarak, işte Mirius, Bloodaxe'lar vesaire, Nemesis, şu bu, hepsini bir kenara bırakıp yeni hikayeler mi anlatılacak? Ya açıkçası bu da yapılabilir. Çünkü hani Star Wars'la ilgili yıllardır yaptığımız eleştiri artık hani Skywalker'ı bir salın hani abi. Bir sürü hikaye var işte. Çok geçmişe gidin, çok ileriye gidin hani. Cumhuriyet'in altın çağını anlatın, Jedi'ların, Sith'lerin kol gezdiği dönemi anlatın falan diye yıllardır hani böyle fanların bir isteği var ve hani Disney aldıktan sonra açısı bunu çok umursamadı. Skywalker isminin üzerine yürümeye devam etti. O arada kız takılı kaldı. Hani Rebel Moon büyüdüğü takdirde bu böyle mi olur? Bir Korra çağında mı kalır diyelim, hani Korra'nın yaşadığı dönem üzerinde ve her şey hikaye şekillenecek, yoksa çok geçmişe, çok ileriye gidilecek mi? Hani benim merak etme açısı bunlar ve bu filmin hani nasıl bir sonuna biteceğini merak ediyorum. Onun dışında ben beğendim fragmanı ya. Yani iki gündür izleyememiş olmak çok üzdü açıkçası şu an. Daha önce izlemiş, daha önce gaza gelmiş olmayı isterdim. Şurada da zaten filmin yayınlanmasına çok bir şey kalmadı. Yaklaşık bir aydan az bir süre kaldı. 14 Nisan yanlış hatırlamıyorsam filmin yayın tarihi. Film çıktıktan sonra da izler üzerine konuşuruz ve R-rated'ları beklemeye başlarız diye düşünüyorum. Benim fragmanla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Sizler de lütfen düşüncelerinizi aşağıda yorumlarda benimle paylaşın. Onun dışında kanalıma abone olun. Videoyu beğenin, sağda solda paylaşın. Gelecek videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.